Sonrasında karantinada eğer alınan kilolar varsa şu an talepler daha çok bölgesel incelme üzerine de diyebilir miyiz? Biraz kilo alındı. Hı-hı. Alınmasa bile hareketsiz bir dönem geçirdik. İlla ki yani evet, çıkış yasakları, göre. Evde kapalı alanda geçirilen süreler. Dolayısıyla insanların birazcık fazlalıkları gözükmeye başladı. Hı-hı. Önümüzde yaz. Önümüzde yaz. Evet, herkes daha iyi görünmek istiyor. Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Biliyorsunuz biz biraz farklı bakmaya çalışıyoruz bu olaya. Burada özellikle de onu anlatmak istiyoruz. Hı hı. Şimdi baktığınızda vücudumuz tek katman ya da dışarıdaki görünen tarafı değil. Sadece vitrinden ibaret değiliz. Doğru. Yani bacaklarımıza ya da karnımıza baktığımızda sadece biz dışarı sarkan ya da düzgün görünmeyen kısmını görüyor olabiliriz ama bu derinliğe olan yaklaşımlarla ancak düzeltilebiliyor. Hı hı. Nedir bu derinlik? Kemiklerimiz var bacaklarımızda, evet, ya da karnımızın içinde organlar var. Hı hı. Bunları bir şekilde ilk üstündeki tabaka kaslar. Hı hı. Eğer kaslarınız yeterince güçlü değilse orada bir iskelet oluşmuyor kemiğin üstünde. Hı. O gevşeklik belki göbeğinizde hiç yağ olmasa bile sizi gevşek bir karınla gördüğümüzde göbekli sanıyoruz. Hmm. Ya da bacağınızda bir şekilde sıkı yani durmayan bir bacakta. Yağ da önemli tabii ama gevşeklik derinin sıkılığı da çok çok önemli değil İşte mi? Deriye gelmeden önceki tabakaları değerlendirmek lazım. Evet. Orada kaslara bakıyoruz. Hı hı. Kaslar eğer uygun değilse öncelikle spor yapabiliriz. Hı hı. Bu dönemde dediğim gibi hepimiz inaktif yaşadık. Birazcık o aktivasyonu artırabiliriz. Spor ve kas düzenlemeleriyle ilgili cevaplar çok hızlı gelmez. Çünkü hani bugün bir cime başladığınızda evet, en az bir 8-10 hafta uğraşmanız gerekiyor. Bunu yapamayanlar var. Hani hareket kısıtlılığı, belinde problemler ya da işte eklem rahatsızlığı gibi olan birçok hastamız var. Onları da biz bunu yapmadan o kas grubunu elektroterapilerle çalıştırabiliyoruz. Hı hı. Sonrasında onun üstündeki tabakaya geçmek lazım. Orada yağ bir şekilde bizi rahatsız ediyor. Karnımızda da bacaklarımızda da. Hı hı. Bölgesel yağ rahatsız ediyor. Yani bir şekilde siz ideal kilonuza yakınsınız ama çok inatçı dirençli yağlar oluşuyor. Hı hı. Nerede? Bu yağlar bir şekilde 30-35 yaşından sonra inatla bel bölgemize geliyorlar. Karın ve bel bölgemize. Bunun özellikle bir sebebi var mı sizce? Doğada her şeyin bir sebebi vardır. Bel bölgesinden muzdarip oluyor. Bacaklar incecik, kalça küçücük bile olsa o bel bölgesinde bir genişleme ve enteresan, yani kötü bir görüntü oluyor mesela. Belki inaktif bir hayatı düşünerek yaratan bizi orada bir şekilde korumaya çalışan bir tabaka koyuyor olabilir. Biz biliyoruz ki hanımlarla erkeklerin zaten yerleşimi, yağların yerleşimi de aynı tabakada değil. Hmm. Hanımlarda daha çok cildin altında, erkeklerde iç organların etrafında. Hı hı. Şimdi bu şu anlama geliyor. Aynı tedavilerle zaten ikisini tedavi edemediğimiz gibi hanımlar daha çok üşüdükleri için ya da bir gebelik sırasında çok fazla bebeğin gelişimi için enerji lazım olduğunda o dışarıdaki kolay yakılan kısım hemen devreye giriyor. Yani aslında dediğim gibi doğa ve yaratan bizi bir şekilde çok mükemmel yaratmış. Doğru, kesinlikle. Biz bu sistemin içinde bu farkları bilerek yaklaşırsak da çok daha güzel yanıtlar oluşturmaya ve ihtiyaçlarınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Peki bu ihtiyaçlar daha çok bu dönemlerde hangi uygulamalar oldu? Mesela estetiğin, mihenk taşı, herhalde botoks ve dolgular olabilir değil mi? Bu dönemde yaptırılmadı diyebiliyorum. Evet ama biliyorsunuz biz neyle ilgili konuşuyoruz? Bir pandemimiz var ve bununla ilgili bir aşı aranıyor değil mi? Evet. Aslında kasların oluşturduğu ve yerleşecek olan kırışıklıkların da aşısı botoks. Hı hı. Yani bir aşı değil, bir ilaç. Evet, ama değilim. Mantık olarak baktığınızda sizin, hı hı, o kırışıklıklarınızın yerleşmesini engelleyen bir sistem. Dolayısıyla hani bu aşı gibi düşünülen her şeye ihtiyacımız var. Hı hı. Yani yaşlanmak istemiyorsak da, o kırışıklıkların yerleşmesini istemiyorsak da botoks, engel olacağız. O kas hareketleri başladığında yapılabilir. Çok geç kalındığını düşünmüyorum. Pandeminin yani 2 ay içinde her şeyin çok kötü bir şekilde deforme olmasını normalde beklemiyorum. Normalde mesela pandemiden önce yaptırmış olan bir kişinin botoksu 2 ay boyunca kalabiliyor mu? Ne kadar sürüyor botoksun kalıcılığı? Şimdi içindeki prospektüs bilgisi 4 ay alım bölgesinde. Hı hı. Ama 2 tane farklı ürün var Türkiye'de. Ruhsatlı. Hı hı, kaçak gelen başka markalarında olduğunu biliyoruz. Zaten onlardan uzak durmak gerçekten lazım. Gerçekten mi? Evet, evet. Aman diyeyim ya. Evet, öyle bir şey yani uzak mi? Doğu menşeili ve ruhsatsız gelen ürünler var. Zaten hani burada anlatmaya çalıştığımız insanlara lütfen ehil, bilinçli ve hani güvenilir yerlerde bu işlemleri yaptırmaları. Allah korusun. Yani, evet, burada daha ucuz yapıyor diye gittiğimiz yerde sizin o söylediğiniz şeyle karşılaşacak olabilir miyiz? Olabilir çünkü bunun, aynen, vergisi yok. Türkiye'ye girerken gümrüğü, evet, yok, kaydı yok. Ve bir şekilde bu moleküller uzak doğu menşeli olanlar daha da
düşük rakamlarda zaten satın alınıyor. Bugün Rusya'da 8-10 tane farklı molekül var. Hepsine güvenilmiyor, hepsi yapılmıyor. Uzak Doğu'da çok daha fazla. Ama bizim ülkemizde 2 tane molekülün ruhsatı var bu alanda. Yani mümkünse bunlardan dışında kimse bir şekilde kullanılmaması, yapılmamasını öneriyoruz zaten. Fiyat burada evet cezbedici bir şey. Özellikle böyle zor dönemlerde satın almakla ilgili herkesin olabildiğince uygun almak istediğini biliyorum. Tabii. Ama hani aldığınız şey size zarar verecekse ya da bir şekilde sizi riske atıyorsa hiç almamayı ya tercih etmeliyiz. Ya iyisini yaptıralım ya da yaptırmayalım da diyebiliriz. Yani doğrusunu, iyisi demeyelim bunu. Doğrusunu. Çünkü bu iyisi olmayan bir şey, yani Türkiye'de kayıtlı ruhsat olmayan bir şey, iyi ya da kötü diye değerlendirmiyoruz. Burada kullanılmaması gerekiyor. Peki leke tedavileri devam etmekte olan kişiler de bu süreçten nasıl etkilendi? Nasıl devam edecek bu süreç onlar için? Leke işte önümüzde herkesin beklediği bir şey. Evin dışına çıktığımızda leke ile ilgili aslında leke cildimizle ilgili dedim ya çok akıllı sistemlere sahibiz. Leke birçok insanın sorunu aslında değil mi? Evet ama leke dediğimiz şey ne? Ne? Aslında buradan bakmak lazım. Leke sizin aknenizin sonrasında kalan kırmızılığa da leke olarak hastamız görüyor. Olabilir. Akne sonrası kalan çukurluğu da leke olarak algılayan bir grup var. Cildin üstünde renk farklılıklarını da leke olarak algılayan gruplar var. Tamam. Leke aslında sözlük anlamı temiz olmayan anlamına geldiği için bizi rahatsız ediyor. Ama lekelerin hepsi bizim tek bir yaklaşımla, tek bir bakış açısıyla çözebileceğiniz şekilde yerleşmiyorlar. Bir grup lekeler sizi korumaya çalışan lekeler. Yani hani bir yerde düştünüz, cildiniz hasar gördü, yara kabuk oluyor. Evet. O kabuğu kaldırırsanız sürekli orası hiç iyileşmiyor değil mi? Evet, iyileşmiyor. İşte bir grup leke bunun gibi alttaki bir hasarı örtmeye çalışıyor. Bu lekeler zaten ay içinde hastaların kendilerinin fark edebileceği şekilde açılıp koyulaşıyorlar. Özellikle hanımlarda. O menstruasyon periyotlarında ödeme bağlı olarak renkleri değişiyor. Bunların hepsi yazın artıyorlar. Kışın kendiliğinden hiç tedavi olmasa bile azalıyorlar. Bunlar sizi korumaya çalışan sistemler. Şimdi kışın böyle program yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz. Üşüdüğümüz için üstümüze bir şeyler alıyoruz değil mi? Evet. Lekeyi de böyle düşünebilirsiniz. Sizi korumaya çalışan bir sistem. Eğer bu lekeleri siz üstünden almaya, tedavi ediyorum diye kaldırmaya kalkarsanız bir aşağıdaki hasarı büyütüyorsunuz. Cilt buna reaksiyon gösteriyor. Daha da çok leke gönderiyor. Yani leke biraz derinlerden gelen bir şey mi? İşte mesela bu türde böyle melazma diyoruz özellikle bunlara. Mesela özellikle, ben yıllarca güneşe çıktım. Hiç koruma sürmedim. Son mesela 8 senedir güneşe korumasız çıkmıyorum. Mümkünse güneşlenmiyorum bile zaten. Peki o lekeler o zaman nereden geliyor? Altta yatan lekeler gün yüzüne mi çıkmaya başlıyor? Bir şekilde derinlik bir... başka bir konu. Şimdi aynı leke cildinizin en üst katmanında olabilir, ortasında olabilir. Belli yerlerde buzdağı gibi daha da derinlere gidebilir. Ya da alçaklı yüksekli seyredebilir. Hepsiyle ilgili bir tedavi var mı peki? Merak ettiğim soru bu. Yani şöyle söyleyelim. Hani bu tek böyle hani bir formül, şablon, bir tablet şeklinde çözülmesi, bütün lekelerin aynı gruba alınması en büyük hata olur. Yanlış olur. Ha. Neden? Çünkü sizin kendi lekeleriniz arasında bile bir şekilde derinlik farkı olabileceği için bir kısmında cevap aldığınız bir tedavi öbür tarafında zarar verebilir size. O yüzden bunu hani ciddi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Hani leke tedavisi dediğimizde yani bugün eğer bir ilaçla tedavi edilebilse eczanelerin dışında bizim kliniklerimize hiç ihtiyaç olmazdı.